İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın bölgedeki ofisine yönelik saldırıda Hamas siyasi büro başkan yardımcısı El Aruri ve Kastam Tugaylarının iki lideri öldürüldü. Saldırı yakınıyan Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdi. İsrail Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih El Aruri ve iki Kasam Tugay lideri hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı korkakça diyerek nitelerken Lübnan Başbakanı Mikati ise İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdi. <laughs> Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen saldırıda Hamas ofisiyle bina önünde bulunan araçlar hedef alındı. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı El Aruri ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kasam Tugaylarının iki lideri öldürüldü. Başka can kayıplarının da yaşandığı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında uçuş gerçekleştirdi. saldırıyla ilgili Hamas'tan İsrail'in korkakça suikastleri Filistin halkının direnişini kırmayacak açıklaması yapıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in yaptığı savaş suçu ve devlet terörüdür ifadeleri kullanıldı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise saldırıyı kınadı. Mikati, bu saldırı İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmaya amaçladığı bir suçtur dedi ve İsrail'e Birleşmiş Milletler'e şikayet etme talimatı verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bölgedeki tüm taraflara azami itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Lübnan'daki İzbul'a hareketinden yapılan açıklamada ise suikast Lübnan'a ciddi bir saldırıdır ifadeleri kullanıldı. İsrail'in saldırısı cevapsız veya cezasız kalmayacak denildi. İzzettin El Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan El Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kalmış, sonra sınır dışı edilmişti. Lübnan'da yaşamaya başlayan Aruri, Hamas'ın İsrail ile 2011'de yaptığı esir anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.